İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için bilgisayarlarınızda kullanacağınız emülatörler hakkında bilgi vereceğim. Emülatörler ne işe yarar? Emülatörler bilgisayarımıza yükleyemediğimiz veya yüklemek istediğimiz farklı işletim sistemlerine ait uygulamaları, geliştirici uygulamalarını, dokümanları, oyunları ve farklı nesneleri bilgisayarımız üzerinden yürütmemizi sağlayan yazılımlardır. Birçok emülatör var, yasaklananlar var, hala kullanılanlar var, güncelleme almayanlar var. Bunların çoğuna değinmiş olacağız. İlk emülatörümüzün herkesin bildiği BlueStacks. BlueStacks birçok kullanıcının bildiği ve bütün Android dünyasının tanıdığı çok güzel ve içeriği sağlam dolu dolu bir emülatör. X versiyonu hakkında bilgi vereceğiz. Yeri yeni yüklendiği için bir yeniden başlatma gerektiğinden dolayı şu anda onu başlatamadım. X versiyonu da gayet güzel. BlueStacks'ten oyun, uygulama, her şey bulabiliyorsunuz. Mesela örnek vermem gerekirse Netflix. Araştıralım. Netflix'in uygulaması mesela çıktı. Google Play'den ara diyoruz. Buradan bizi yönlendirip diğer uygulamasına Google Play üzerinden giriş yaptığınız zaman açmanızı sağlıyor. Onun dışında oyun merkezi kısmından size oyunlar öneriyor. Eğer Android oyunlarını seven bir bireyseniz Gamepad desteği de var. Yani Windows'ta birçoğunu bulmak zor açıkçası. Yani PUBG Mobile gibi ya da Roblox mesela Windows'ta da var ama bazı uygulamalar yok mesela. Örnek vermem gerekirse güzel bir uygulama fakat Windows'ta emülatör harici bulamıyorsunuz. Bu tarz uygulamaları bulmanızı sağlıyor. Onun dışında Game Loop. Game Loop'u bu listeye eklememin sebebi BlueStacks'e yakın olsa da farklı özellikleri var. Bunlardan biri en çok kullanılanlar listesini göstermesi, Türkçe desteğinin olması yine aynı şekilde BlueStacks gibi ve Tencent oyunlarının yani PUBG Mobile gibi, Call of Duty gibi oyunların resmi emülatör olması. Resmi emülatör olması ne anlama geliyor? Hiçbir sorun yaşamadan bilgisayara entegre edilmiş hallerini burada kullanabiliyorsun. Ayrıca emülatörler sadece oyun oynamak için değil, mesela bir VPN kurmanız gerekiyor. Android VPN'lerini de kullanabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Onun dışında yine çok bilindik uygulamalara erişebilirsiniz. Netflix gibi ya da TikTok gibi ya da Instagram gibi. Yani bilgisayarı eski bir kullanıcımız, eski sürüm olan bir kullanıcımız Instagram'ı kullanmak istiyorsa bu şekilde de kullanabiliyor. Gameloop'ta yine önerebileceğimiz Android emülatörleri listesindedir. Diğer önereceğim emülatör biraz daha farklı, biraz daha geliştiricilere yönelik bir uygulama olan Android Studio uygulaması. Android Studio uygulamasını da yine ücretsiz olarak kendi web sitesinden indirebiliyorsunuz. Uygulama geliştirenler için ücretsiz bir uygulama. Kendiniz özel projeler oluşturabiliyorsunuz. Buradan temasını ve yapısını belirleyebiliyorsunuz. Mesela Android TV için mi, tablet için mi geliştirdiğiniz uygulama. Bunu seçebiliyorsunuz. Ayrıca bu uygulama üzerinden geliştirdiğiniz uygulamaları Play Store içinde kullanabiliyorsunuz. Yani bir geliştirici hesabı ile aktarım da yapabiliyorsunuz. Bu açıdan güzel. Hani daha önce kullanan biri değilim. Fakat buradan her türlü Android sürümüne göre uyarlayabiliyorsunuz. Ücretsiz olması sebebiyle de birçok kullanıcının işine yarayacaktır. Diğer listemizin son uygulaması Genymotion. Şimdi Genymotion bu uygulamalardan biraz farklı. Bahsetmem gerekirse yine geliştiricilere yönelik bir uygulama. Genymotion'ın birçok özelliği var. Daha doğrusu Genymotion'ı kullanacağınız cihazlarda GPS olarak kullanabiliyorsunuz. Kamera uygulaması olarak kullanabiliyorsunuz. Özel işlemleriniz için kullanabiliyorsunuz. Onun dışında bir iOS kullanıcısıysanız Android'i deneyimlemek için kullanabiliyorsunuz ve cloud sistem yani bir tarayıcı üzerinden de girebiliyorsunuz. Şu şekilde ücretini ödeyerek bir Netflix vari abonelik sistemine sahip bulut sistemde Android deneyimini size yaşatıyor. Şu an Android'in hangi sürümünü verdiğini çok detaylı bir şekilde eklememişler. Fakat güncel bir uygulama olduğu için muhtemelen burada bize bununla alakalı bilgi verecektir. MacOS için de geçerliymiş ayrıca. Ayrıca indirme linki de mevcut. Muhtemelen direkt ücretsiz versiyonunun bir deneme sürümü olabilir. Sizlerle birlikte kontrol edelim. Genymotion'ın farklı olmasının sebebi içeriğinde yani bir cep telefonu tablet kullanır gibi bir his uyandırması. Mesela BlueStacks'in ve Gameloop'un kendine özel ara birimi var. Hani bu uygulamanın da kendine göre bir ara birimi var ama biraz daha özelleştirilmiş hali. Yani bize bir cihaz kullanım deneyimi yaşatıyor kesinlikle. Evet, VirtualBox olmadığı için hata verdi. VirtualBox'ı ben kullanmak istemiyorum şu anda. Fakat kullanmak isteyen kullanıcılarımız yine bu şekilde ücretsiz olarak indirebilirler. Bu şekilde yükleyebilirler. Bir makalemizin ve teknik destek içerikli videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizlere 118 58 numaralı teknoloji destek hattımız
üzerinden de ulaşabilirsin.